Buyurun kahveniz. Sağ ol kızım, eline sağlık. Afiyet olsun. Yalnız dedeciğim, içtikten sonra kapatın, ben çok güzel fal bakarım. Gerçekten. Ay dur, ben de kendime yapayım da bana da bak. Abla, abla otur, otur, otur. Bizim konuşmamız gereken daha önemli mevzular vardı değil mi ha? Nisancığım, faldan daha önemli mevzularımız var. Tamam. Bak Sinancığım, seninle çok önemli bir meseleyi konuşmam lazım. Dedeciğim evet, ben de seninle onu konuşmak istiyordum. Bak kararımı verdim. Torunumu ben okutacağım. Siz iki çulsuz okutamazsınız onu. Onu Paris'e göndereceğim. Ay ne tatlı. Ay Sinancığım, görüyor musun, bak dedemiz yavrumuzu Paris'te okutmak istiyor. Pardon. Alo. Efendim Asuman, çıktı mı sonuçlar? Tamam. Tamam, hemen bakıyorum. Sana da çok zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Tamam canım, bay bay. Dedeciğim bak, sana bir kez daha söylüyorum. Nisan benim karım değil, sadece arkadaşım. Evet, evet dedeciğim. Yani biz sadece arkadaşız. Yani hastanede usta, çırak. Yani ben Sinan Hoca'nın asistanıyım. Böyle birbirimize karşı sevgi, saygı çerçevesi içinde... Kes be! Ay! Boşanmak da ne demek? Asla olmaz. Ben böyle bir şey istemiyorum. Asla müsaade etmiyorum. O kadar. Dedeciğim bak, beni bir dinle. Şimdi benim asıl anlatmak istediğim şu. Dedeciğim, dedeciğim. Şimdi biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Sana burada bir yatak yapalım, sen burada biraz dinlen. Benim evim de yukarıda zaten. İstediğin zaman gelip yanıma gelebilirsin. Nisan'la Sinan sana çok iyi bakacaklardır. Neyse, ben şimdi evime çıkayım. Abla, abla ne yapıyorsun sen? Nisan, bana anahtarlarını ver. Ya bir dakika dur, ne yap? Al bak. Anladınız mı şimdi dedemin ölmek üzere olduğunu? O yüzden kimse onu üzmeyecek. O ne isterse onu yapacağız. Hiçbirimiz onu üzmeyeceğiz. Biliyorum çok zor bir şey olduğunu, yani ne desem faydasız ama... İçeri böyle gidemeyiz, dik durmamız lazım. Hem zaten ben şimdi dedenize böyle bir fal bakarım. O esnada da böyle bir iki esnerim, uykum geldi deyip sıvışırım. Hem ayrıca böyle bir, yani evlilik oyununda ne var canım, dünyanın en basit şeyi. Yani kocacığım aşağı, kocacığım yukarı yaparız. Sonra da hemen bir bakıcı buluruz. Ha? Hem zaten benim bildiğim bir iki şirket var. Tamam. Nisan. Sağ ol. Hadi geçelim. Rahat. Ne oldu torunum? Niye öyle garip bakıyorsun bana? Yok, yok dedeciğim, garip bakmıyorum. Yani hastane, halı saha falan derken herhalde yoruldum biraz. Bir şey yok. Gençler. Nerede su? Nerede benim güzel torunum? He?
şeyde su. Kampta, kampta, su kampında. Yani yani kızımız su yüzme kampına gitti. Böyle dedesi orada öyle arkadaşları da hem yüzecekler hem ders çalışacaklar. Yani görseniz orası bir cennet. Gerçekten inanılmaz bir yer. Yani aslında ben de gitmek istedim ama benim yaşım büyük. Evet, dedeciğim kampta arkadaşlarıyla beraber eğleniyor su. Aa, dedeciğim ya ben sizin falınıza bakacaktım. Sen fal bakmasını biliyor musun gelin kızım? Aa, hem de nasıl dedeciğim, üst düzey falcıyımdır ben. Vallahi maşallah kısmetiniz de tabağa taşmış zaten. Aa, dedeciğim bak burada ay, burada güneş. Bu ortada da böyle yol. Aa, bak burada da seni kısmetin bekliyor. Aa, kocaman ha. Çok az kalmış kavuşmanıza vallahi. Bir şey söyleyeceğim ha. Gelinlik gibi bir şey giymiş bu ha. Vallahi. Nisan. Söyleme şöyle şeyler adama. Boş boş heveslendirme. Ama ne yapayım burada öyle gözüküyor. Hay Allah'ım ya nereden uydum ben sana? Dedeciğim yatalım mı artık geç oldu ha? Malum sabah erken kalkacağız. Nasıl yapalım biz sana bizim yatağı hazırlayalım dedeciğim. Sen orada yat biz de buralarda kıvılır yatarız tamam? Katliyen olmaz. Hayır. Ben sizi aşıkları ayırmak istemem. Düzeniniz bozulmasın. Siz gidin yatağınızda yatın, ben burada salonda yatarım. İşte o kadar. Yok yok dedeciğim öyle olmaz. İşte o kadar dedim. Tamam. Tamam dedem o zaman ben gideyim sana çarşaf, pijama bir şeyler getireyim. Kocacığım. Kocacığım ben getireyim. Tamam karıcığım. Tamam ben de sana yardım edeyim. Dedemin yatağını yaptım. Birazdan uyur. Uyuduğu zaman sen de evine gidersin. Tamam. Nisan'cığım birazdan dedim. Bırak da bir adam uyusun. Nisan kalk bir dedeme bakalım hadi. Nisan. Hı. Hadi. Ya ben tam olarak uyumuyordum ki öyle uyku böyle olmazsam şey yapmıyordum yani. Tamam eve gidip tam olarak uyursun Nisan'cığım. Hadi. Hadi kalk bir bakalım dedem uyanmış. Hadi. Ne oluyor? Ne oluyor? Kalktın kızım. Dedeciğim ben uyur gezerim de ondan kalktım böyle ben uyanıp geziyorum. Ama geleneksin. Ha, bu şeyden o. Benimki farklı bir tür uyur gezerlik de o yüzden ama ben her seferinde en sonunda yatağa dönüyorum yani. Yok yok böyle olmaz. Sinan'a söyle yatağa bağlasın seni. Hı? Alim Allah, bir gün evden çıkarsın, sonra bulamayız seni. Ha, ay yok dedeciğim, şey yok yani gerek yok. Ben zaten şimdi uyandım ya, ben tekrar yatağa dönüyorum. İyi geceler sana. Hadi iyi geceler. Sen, ya Allah aşkına uyur gezerlik ne ya? Ha? Ya su içmeye kalktım diye, tuvalete kalktım diye. Yani başka bir şey söyle ama yok. Nisan Hanım ne yapacak? İlginç şeyler bulacak değil mi? Hayır zaten başımızda bir evlilik oyunu var. Bir de bu çıktı şimdi. Bir de uyur gezerlik çıktı. Vallahi su içmek iyi fikirmiş ama hiç aklıma gelmedi benim. Hadi Nisan'cığım yat, yat oraya. Ben de yerde yatarım. Bak zaten 2-3 saat sonra kalkacağız. Sabah iş var değil mi? Hadi. Acaba üstüme giyecek bir şeyler verebilir misiniz uyumak için yani?
Al. Al. Hadi. Şey. Ne? Arkanızı dönseniz. Hiçbir şey görmedim. Oh, vallahi çok rahatmış burası. Rahattır, rahattır. Ben yerdeyim tabii, burası rahattır. İnsancığım, biz insanlar uyumadan önce ışıkları kapatırız. Ama... Ama ne? Ama korkuyorum ben. İnsan, bak. Zaten şunun şurasında 2 saat uyuyacağız. Onu da kavga ederek geçirmek istemiyorum. Birazcık ya, birazcık merhametin varsa arkanı dön, uyu. Lütfen. Hadi. Aa, Ferrari mi onlar? Aa, evet. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Belki bir gün gerçeğini alırsınız. Hiç zannetmem. Niye canım? Böyle yanınıza da alırsınız Pamela gibi havalı birini. Arabanızla gezersiniz. İnsan saçmalama Allah aşkına bak. Arabayı almıyorum, Pamela da yok. Tamam. Hadi iyi geceler. Hadi uyu artık. Bu ne ya, düdük sesi mi? Nisan? Biz nasıl böyle uyandık ya? Kaşıktır. Dilo, dilo, yaylalar. Ne oldu hocam? Rahatsız mı oldunuz? Şarkı söylüyoruz şurada. Ne var? Hocam mı? Yani şey, kocam, kocacığım. Tamam. Şimdi daha büyük bir coşkuyla söyleyelim. Ay akşamdan aşta gel. O nerede? Kim nerede dede? O. Mukaddes Hanım. Mukaddes Hanım kim dede? Ya Mukaddes Hanım işte. Hayırdır dedem? Ya Mukaddes hemşire işte şu bu hastaneye yeni başlayan biri var ya hani Etine Dolgun. Ya geçen gece dedemin başına nöbetteydi. Artık ne olduysa o gece olmuş bilmiyorum valla. Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Ya baksana dedeme nasıl mutlu Mukaddes Hanım'dan bahsederken. Bütün konuştuklarınızı duydu. Benden kaçmaz. Hemen Mukaddes Hanım'ı bulun bana. Ya tamam dedeciğim, ben sana bulacağım Mukaddes Hanım'ı ama önce bir yukarı çıkıp muayene olalım, tamam mı? Serdar'ı soyadı muayene edecek. Sonra da dinlenme odasına geçeriz. Tamam, tamam iyi yapmışsın. Serdar iyidir. Hadi. Aa Nisan, unutmadan vereyim sana şu zarfı. Dün evine bırakmışlardı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel dedeciğim, gel. Görüşürüz torunum. Görüşürüz dedem. Nisan, hayırdır? Bir şey mi oldu, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben de
daha fazla geç kalmadan şu şirketi arayayım da bakıcı adayları gelsin. Nisancığım, iyice araştırdın değil mi? Yani eminsin, iyi bir yer. Eminim, eminim. Siz merak etmeyin. Yani ben internette yazan bütün yorumların hepsini okudum. Gayet güzel şeyler yazmışlar. Ayrıca bundan sonra size yardımcı olacağım. O başınıza dert açan Nisan gitti. Onun yerine size yardımcı olan Nisan geldi. Nisancığım gerçekten çok tatlısın ama yani doğan gereği bunu başarabileceğine asla inanmıyorum. At gözlüklerini çıkartalım lütfen hocam. Doğa ne demek? Ne demek Nisancığım doğa? Doğa demek değişim demek, devinim demek. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca çevresindeki hayat şartlarına uyum sağlamış. Ben de bunu yapabilirim. Çünkü neden? Ben de bir insanoğluyum. Yani daha doğrusu aslında ben bir insan kızıyım. Yani ya insan kızıyım değil mi ben? İnsanoğluyum tabii ki. Ben de değişebilirim. Kim demiş ben de... Ama ayıp ya.